Biriydi. Bir isyan çıkartarak Osmanlı'dan Mora Yarımadası'nın kopmasını ve Yunanistan'ın kuruluşunu sağlıyorlar. Aslında bu isyan bir soykırımdır. Tripoliçe soykırımıdır. Bütün Türkler hiç Türk ve Müslüman kalmamacasına yok edilmişlerdir. Ve slogan da odur. Türk ve Müslüman kalmayacak bu topraklarda diye. Hatta anılarında yazar Batılılar, Tripoliçe meydanına gelene kadar atlarının ayakları Türk cesetlerinden, Müslüman cesetlerinden topraklara değmedi diye. Yani bu kadar korkunç bir soygun ordusu hala bugün Türk kanı içeriz diye yürür. Yani bunların hepsi korkunç şeylerdir. Bu orduyu bizim için özel kılan şey de budur. Bakın en son hatırlarsanız Rafael uçakları aldı Yunanistan. Rafael uçakları aldığında Yunanistan'ın en üsttekinden en alttakine kadar sivil asker bürokratları şunu söyledi. Türklere karşı büyük taarruz gücü elde ettik. Ya biz asla, ben bir asker olarak hem de bir akademisyen olarak asla bizim ağzımızdan Yunan'a karşı, Yunanistan'a karşı bir taarruz gücü elde ettik demeyiz. Çünkü bizim içimizde bir düşmanlık yoktur. Ama bunların içinde bir düşmanlık var. Şimdi şunu da söylemek lazım. Megali iddiaları var bunlar. Yunan ordusunun kırılma. Osmanlı bunun neticesinde bir savaş ilan ediyor. 30 gün içerisinde Osmanlı tesellerin hepsini alıyor. Perişan ediyor. Yunan ordusunu perişan ediyor. İşte bu ordunun ikinci özelliği tekrar ortaya çıkıyor. Başkalarını araya sokma. Muzaffer, zafer kazanmış Osmanlı ordusu maalesef dışarının, bu dışarıdaki aktörlerin, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın başta olmak üzere baskısıyla ordusunu tekrar geri çekiyor. Ve yani İstanbul Anlaşması imzalanıyor. İstanbul Anlaşması imzalandıktan sonra orduyu geri çekiyor ve Girit'e, bakın tek kazandığı şey şu oluyor. Girit'e Osmanlı padişahı bir vali atayabilecek ama o vali Hristiyan olacak. Yani Girit'in elden çıkışı, zafer olmasına rağmen Girit'in elden çıkışı demek. Bunlar gerçekten bu ordunun aslında tek başına Türk ordusuna karşı duramayacağının en önemli derslerinden bir tanesini alıyor Yunan ordusu. Ama Türkler de bir ders alıyor. Bunlar etrafında devamlı koalisyon oluşturuyorlar ve arkalarına dış güçleri alıyorlar. Sahada kazanan Türk ordusu masada kaybediyor. Arkasına güç aldığında Osmanlı ordusunu yenebileceğini görüyor Yunanistan. Diğer yandan gemiyi satın aldı. Averroes zırhlısını alıyor İtalya'dan. Bu biliyorsunuz, bu zırhı önce Türkiye'ye teklif ediliyor fakat Türkiye, Osmanlı Devleti o zaman maddi sorunları nedeniyle Averroes zırhlısını alamıyor. Bu sefer Yunanistan Averroes vakfı 8 bin işte dinarını ödüyor. 24 bin dinarlık gemi. Averroes diye bir zenginin adını veriyor, Averroes vakfının işte sahibinin. Averroes zırhlısını alıyor ve bir zırhlı Adalar Denizi'ndeki, yani Ege Denizi'ndeki tüm adaları işgal ediyor. Korkunç. O zaman şunu görüyor Yunanistan. Dönüm noktası diyoruz ya, deniz gücü çok önemli. Ve deniz gücünü geliştirmeye başlıyor. Karada 4 durumunda kaldı. Arkasına her zaman başkalarını alarak zafer kazanacağını düşünen Yunanistan, arkasına 1. Dünya Savaşı sonunda başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletlerini aldığını düşünüyor. Hakikaten de alıyor. Onların büyük yardımları oluyor. Ve Batı Anadolu'yu işgale kalkıyor 1919 yılında. NATO'dan ayrılan Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşünü yine Türkiye'deki askeri yönetim 1980 yılında onaylamıştır. Çok acı. Kıbrıs'ta büyük vahşetlere başlamışlardır. Hem Yunanistan'dan gelen 20 bin civarında asker hem de Rumlar birlikte Türkleri adadan yok etmeye çalışmışlardır. Sloganları da şudur. Son Türk ölene kadar bu mücadele devam edecektir diye. EOKA'nın sloganıdır bu. Enosis dedikleri şey işte ta 1828'den itibaren uyguladıkları şey. Enosis önce Girit için, sonra Kıbrıs Adası için dile getirilmiştir. Birleşmedir, ilhaktır. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakıdır. Kıbrıs'ın Helenleştirilmesidir. İşte Yunan ordusu için en önemli dönüm noktalarından bir tanesi tekrar NATO'ya dönüşleri olmuştur. Geldiğimiz noktadayız. Bu tahmin ediliyor. Akdeniz'de bir kere büyük enerji kaynakları var.
gaz hidratlar var ve bu gaz hidratlar bizim öngördüğümüz münhasır ekonomik bölge içerisindeki gaz hidratlar Türkiye'nin 550 küsur yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor. Bu kadar büyük miktarda enerji ihtiyacını karşılayan kapasiteye sahip olan Türkiye'nin önünde hiç kimse duramaz. Enerji sorununu halletmiş Türkiye'nin karşısında hiç kimse duramaz. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji sorununu halletmesini kimse istemiyor. Enerji sorununu halleden Türkiye çok büyük bir devlet olur. O nedenle Yunanistan da bunun buraya kendisi sahip olmak istiyor. Yunanistan'ın sahip olması demek, Batı'nın sahip olması, Türkiye'nin sahip olmaması demektir. Mavi vatan şu. Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun olarak ve uluslararası hukuktan kaynakların hak ve menfaatleri çerçevesinde ilan edilmiş ya da ilan edilmesi öngörülen deniz yetki alanlarıdır. Bunlar da nedir? Deniz yetki alanı münhasır ekonomik bölgedir. Yani bu sınırlar içerisindeki canlı ve cansız kaynakların hepsinden Türkiye'nin faydalanabilmesidir. Geçmişten bugüne öngörülüyor. Yunanistan'da askerliğe talep çok az. Sözleşmeli er alımına çıkmıştı. Ben görevdeyken Yunanistan 5000 kişi, 300 kişi temin edebilmişti. Sözleşmeli er için 300 kişi. Türkiye'de 5000 kişi falan çıkılmıyor. 50.000 kişi çıkılıyor. 1,5-2 milyon kişi müracaat ediyor. Ve bizde öyle bir sıkıntı söz konusu değil. Ve bizde şehitlik mertebesi var. Şehitlik mertebesi var. İnancımız da en büyük gücümüzdür biz. 30. Dünyadaki 14 büyük savunma sanayi ihracatçısı ülkeden bir tanesi. O nedenle taşıma suyla bu işler dönmez. Ve sadece platform da yapmıyor Türkiye. Sadece platform da yapmıyor. Yani gemi, işte İHA, SİHA vesaire de denizaltı, insansız deniz. Onların üzerindeki komuta kontrol sistemlerinde, silah kontrol sistemlerinde Türkiye kendisi yapıyor. Ve mühimmatını da, yüzelerinde, toplarında, tüfeklerinde, mermilerinde, her şeyinde Türkiye kendisi yapıyor. New York Times'a 2 hafta önce bir demeç verdim. Dedim ki Yunanistan, yani bir röportaj verdim. Tam sayfa yayınlandı. Çok enteresandı. Milyonlarca dolar versek yayınlanmazdı. Onlar da bu soruyu sordular. Dediler ki Yunanistan füzeler, gemiler, uçaklar, İHA'lar alıyor. Türkiye bununla nasıl baş edebilir dediler. Ben de dedim ki bu almakla olmaz, yapmakla olur. Türkiye bir Süper Lig takımıdır dedim. Yunanistan 3. lig bile değil, amatör küme takımıdır dedim karşılaştırma yapıldığında. Gerçekten de bu böyledir. Aşağılamak için söylemiyorum. Yunanistan'ın tüm Trakya Yunanistan'ın olacak, İstanbul Yunanistan'ın olacak, Batı Anadolu Yunanistan'ın olacak, Adalar Denizi'ndeki bütün adalar ve Kıbrıs Yunanistan'ın olacak ve Pontus'ta bir Pontus Rum devleti kurulacak. Şimdi bunları tek tek Yunanistan hiç vazgeçmeksizin bugüne kadar yapmaya çalışıyor ve bunun için de ordusunu sürekli güçlendiriyor ve bu hayal peşinde koşturuyor ordusunu. Türkiye'yi uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi gören bu dış güçler işte Türkiye'nin budanması gerektiği zaman Yunanistan'ı sahaya sürmektedir. Yunanistan da buna çok razı.